Yaşam Lezzetler Zehra'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bulgurlu köfte çeşitlerinden mercimekli köfte tarifi vereceğim. İsterseniz şimdi malzemelerimize geçelim. Bunun için bir su bardağı kadar mercimeğimiz olacak. Aldığı kadar kısırlık bulgur kullanacağım. Mercimeği haşlamak için sıcak suya ihtiyacım olacak. Sosu için Salçalı sosu için sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası ve kuru soğana ihtiyacım olacak. İç malzemesi baharat türlerinden de kimyon, karabiber, pul biber, kuru nane, reyhan ve tuz ekleyeceğim. Ek olarak da yarım limon suyu ve yarım çay bardağı kadar nar ekşisi bırakacağım. Şimdi sebzelerimize geçelim. Evet, mercimekli köftenin içine sosu için bir kuru soğan doğrayacağım. Daha sonra diğer sebzelerle beraber bir kuru soğan daha küp küp doğrayacağım içine. Taze soğanın yeşil kısmını sadece bırakacağım. Beyaz kısmını da süsleme için ayıracağım. Daha sonra içi için limon kullanacağım dedim ve süsleme için de limon kullanacağım. İç sebzesi olarak yarım demet maydanoz kullanacağım. Diğer sebzelerden salatalık, domates, marul bu isteğe bağlı. Bunları süslemek için kullanacağım. İç malzeme olarak kullanmayacağım. Evet, şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle bir su bardağı mercimeğimizi yıkayıp sıcak suyun içerisine bırakıp haşlayacağım. Evet, sıcak suyumuzu bırakıyorum. Bu kadar su yeterli olacaktır haşlanmasına. Şimdi ocağın üstüne bırakacağım. Evet, mercimeğimizi haşlamaya bıraktık. Şimdi ise diğer tarafta tekrar ocağımızı açalım. Sıvı yağımızı biraz kızdıralım ve bir kuru soğanı içine atıp kavuracağım. Evet, soğanlarımızı bıraktım. Kavrulsun. Daha sonra salçamızı ekleyip salçalarımızı da biraz kavurduktan sonra altını kapatacağım. Evet, soğanlarımız kavruldu. Şimdi salçalarını atacağım. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı da biber salçasını ekleyip bunları da böyle karıştıracağım. Evet, bu kavurma işlemimiz yeterli gelecektir. Şimdi soğumaya alıyorum. Köfteyi yoğurduğum zaman elimin yanmaması için soğutmaya alıyorum. Evet, sosumuz soğumaya devam ederken ben de diğer sebzeleri küçük küçük doğrayıp hazır edeceğim. Evet, mercimeğimiz iyice ezildi. Şimdi bulgurunu döküyorum. Bulgur miktarını da bulgur suyunu çekene kadar ekleyelim ki köftemiz cıvık olmasın. Yine bulgur istiyor. Bakın, cıvık halinde, içerisinde suyu var. Suyunu çekene kadar
Harcımızın içerisine bulgur ekleyelim. Bakın suyunu yavaş yavaş çekti. Evet. Şöyle katılaştı gördüğünüz gibi. Evet. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar bulgurunu ilave ettim. Şimdi harcımızı dinlendirmeye alalım. Evet, harcımız dinlendi. Evet. Şimdi sosumuzu ekleyelim. Hazırlamış olduğumuz. Halen çok sıcak. Şöyle bir kaşık yardımıyla sosumuzu harcımıza yedirelim. Evet, bunun içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar nane, kuru nane, bir tatlı kaşığı kadar reyhan, bir tatlı kaşığı kimyon, şöyle bir yarım tatlı kaşığı da karabiber bıraktım. 2 tatlı kaşığı pul biber. Evet. Tuzumuzu da ekleyelim sıcakken. Gene şöyle 1,5-2 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekledim. Karıştırıyorum. Mercimekler haşlanırken de tuz ekleyebilirsiniz. Baharat miktarını, tuz miktarını kendi ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle yarım limon suyumuzu ekledim. Yarım çay bardağı da nar ekşisini ekledim. Bunları karıştırıyorum. Evet, biraz daha soğuduktan sonra sebzeleri de ekleyeceğim. Biraz beklemeye alıyorum. Evet, harcımız soğudu. Şimdi yoğurabilirim rahat rahat. Sebzelerimizi ekliyorum. 1 adet küçük kuru soğan. Taze soğanın yeşil kısmını doğradım. Ve maydanoz. Bunun içerisine biber de doğrayabilirsiniz. Başka yeşillikler de kullanabilirsiniz. Mercimekli köftenin birçok tarifi var. Benim yapım tarzım da böyle. Çok lezzetli oluyor. Yapmanızı her zaman da tavsiye ediyorum. Şimdi sıkma işlemimize başlayacağız. Bunun içinde
Tabağımızı şöyle bırakalım. Evet, servis tabağımız hazır. Mercimekli köftemiz servise hazır. Şöyle göstereyim size de. Kolaylıkla, rahatlıkla hazırlayabileceğiniz güzel bir tarif, güzel bir bulgurlu köfte çeşidi, mercimekli köfte. Her zaman da tavsiye ediyorum yapmanızı. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.